Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma bir şeyin babıdır ki yaktulu katleder el muhrim muhrim minet devab hayvanlardan. İhrama girmiş bir adam hangi hayvanları öldürmesi ona caizdir onu beyan buyuracak. Haddesena Ali ibn Abdurrahman قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب ان محمد بن العجلان عن الكعكاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره رضي الله عنه رسول اكرم efendimizden rivayet eyledi binehve hadisi malikin ve leysi malik ve leysin hadisinin benzeri bir hadis rivayet eyledi yani kasteder ki أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول أكرم فنمز قال بيوردي خمس من الدواب حيوان لردن بش حيوان يقتل قتل النورلر في الحرم حرمده onların قتل جائزدir الأقرب أقرب والحيد والحيدة حداء دولان geç kuşi والغراب غراب alaca karga والفارة فارة vel kelb-i akur, ısırıcı köpek. Kelb-i akur ki bir hastalığa müptele olur, rastgelene saldırır. İşte bunların beşinin harem-i şerifte olsa bile öldürülmeleri caizdir. İlla ennehu kâle. İlla dedi Hazreti Ebu Hureyre fi hadisi hadisinde vel hayyetu vel zibu vel kelb-i akur. Bunları da ziyadeyle böyle dedi. Hayye, zib, kelb-i akur. Kelb-i akur zaten bu hadiste var. Ve ziyade olan hayye ile zib. Yılan ve kurt da öldürülür dedi. Haddesena Muhammed ibn-i Huzeyme kâle. Haddesena Ebu Huzeyfe kâle. Haddesena Züheyr ibn-i Muhammed. An Zeyd ibn-i Eslem, an Ebi Salih, an Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle. Hazreti Ebu Hureyre dediler ki, el kelb-i akur, kelb-i akur nedir? El esed-i arslandır. Aslana kelb-i akur derler. Öyle tefsir eyledi. Haddesene ibn-i Ebi Davud kâle, haddesene Sa'id ibn-i Mansur kâle, haddesene Hafsu ibn-i Meysele kâle, haddesene Zeyd ibn-i Eslem an Ebi Silan, ismi Cabir ibn-i Silan, Cabir ibn-i Silan'dan rivayet eyledi an Ebi Hureyre radıyallahu anhu mislehu, aynı hadisi şerifi yani kelb-i akur tefsir ederken kelb-i akur nedir? Esettir, aslandır buyurdu. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki فذهب قوم bir kavim sahip oldular إلى هذا buna فقالوا dediler ki الكلب العكور كلب عكور الذي öyle كلب عكور ki أباح النبي صلى الله عليه وسلم في أنبال فنه مباح قلدي قتله onun قتلني مباح قلدي هو نذر الأسد أسدر وكل سبعين her bir hayvan ki öyle hayvan ki akurin akur olan, insanlara saldıran her bir yırtıcı canavar fehve o da dahilinde fizalik buna. Kurt gibi, deve gibi, daha başka insana saldıranlar, yırtıcı hayvanların hepsi buna dahildir. İmam-ı Tahavi dedi ki cemaatin bir kısmı buna sahip oldular. Ve halefen fî zâlike âkharun diğerleri bunlara muhalefet ettiler. Fekalü dediler ki الكلب العكور كلب عكور نذر هو الكلب المعروف معروف olan kettir yani kendisine hastalık gelmiş onu bunu ısırıyor işte bu kettir yoksa aslan değildir veleysel esedü aslan olmadı minhu ondan fi şeyin bir şey de olmadı esed bu kelb akur tahtına dahil değildir esed başka kelb akur başka dediler ve kalu bunlar dediler ki leyse fi hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh Ebu Hureyre'nin hadisinde olmadı. Ali'n-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş olduğu hadiste olmadı. Ney? Ennel kelbel akure huvel esed kelbe akur aslandır diye hadiste bir şey yok. Ve innema zalike bu kelbe akur aslandır kelimesi min kavli Ebu Hureyre radıyallahu anh. Hazreti Ebu Hureyre'nin kavlindendir. Yani o öyle tefsir etti. Kelbe akur aslandır dedi. Yoksa Resul-i Ekrem Efendimiz'den bir rivayet yok. وَقَدْ وَجَدْنَا biz bulduk. An رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den bulduk. Ey da kelb-i akurun aslan olmadığını gibi. Neyi bulduk? مَا يَتْفَعُ زَالِكُ Bunu def eder şeyi bulduk ki
kelbeku eset değildir. Ve hüve o bulduğumuz rivayet de şudur. Ma şul bir hadistir ki haddesena Yezid ibn Sinan, Yezid ibn Sinan bize rivayet eyledi. Kale haddesena Muhammed ibn Bekir Bursaniyyü. Kale akhberen ibn Cüreyc. Kale akhbereni Abdullah ibn Ubeyd ibn Umeyr. En Abdurrahman ibn Ebi Ammar. Akhberahum. Abdullah ibn Ubeyd diyor ki Abdurrahman ibn Ebi Ammar bana haber verdi. قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عبد الرحمن بن أبي عمر diyor ki ben Cabir bin Abdullah'a sordum hani zab'u deb'u'dan zab'u Türkçe'de sırtlan derler fekultu ben dedim ki akülüha ben onu yiyebilir miyim قال dedi ki naam yiyebilirsin yani eti temizdir kultu asaydül hiye o av mudur av cinsine dahil midir? Kale naam dahildir. Fekultu ben dedim ki ve semiyete zalike minin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem sen bunu Resul-i Ekrem Efendimiz'den mi işittin? Yoksa kendiliğinden mi söylüyorsun? Fekale naam ben Resulullah Efendimiz'den işittim. Diye buyurdu. Haddesena Yezid ibn Sinan kale haddesena Hibbanun ve Şeyban ve Hudbet ibn Halid kalu haddesena Cerir ibn Hazim Havu haddesena Ali ibn Şeybe kâle haddesena Ebu Gassan Havu haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Haccac ibn Minhal kâle haddesena Cerir kâle haddesena Abdullah ibn Ubeydillah ibn Umeyr kâle haddesena ibn Ebi Ammar en Cabir ibn Abdillah radıyallahu anh. İşte bu üç senette de gelen rivayetler Hazreti Cabir'den rivayet ediyorlar radıyallahu anh. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz şu ilanı zab'u'nun hükmünden soruldu. Ya Resulallah, zab'u sırtlanın hükmü nedir? Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, hiye mines saydi, o sayittendir, o av hayvanlarındandır. Ve ce'ale kıldı Peygamber Efendimiz fiha o zab'u'de, izâ esâbehel mührimi mührim, ona isabet eder de öldürürse, kıldı ne kıldı? Kepşen, bir kepiş, bir koş kıldı. Yani bir mührim bir zabi'i öldürürse onun cezası kefareti nedir? Bir koç boğazlamaktır. Haddesena Harun ibn Kamil kâle haddeseni Sa'id ibn Ebi Meryem en Yahya ibn Eyyub kâle haddeseni İsmail ibn Ümeyye ve ibn Cüreyç ve Cerir ibn Hazim bunlar rivayet eylediler ki enne Abdullah ibn Ubeydillah ibn Umeyr haddesehum Abdullah ibn Ubeyd onlara rivayet eyledi. Kale buyurdu ki haddeseni Abdurrahman ibn Ebi Ammar bana Abdurrahman ibn Ebi Ammar rivayet eyledi ki ennehu se'ele Cabir ibn Abdillah radıyallahu anh Hazreti Cabir'e sordum diyor hani zab'u'yı tab'u'dan sırtlanın hükmünden fekale buyurdu ki akülüha onu yerim o dedi ki onu yiyebilir miyim Cabir ibn Abdullah'a soran kim? Abdurrahman ibn Ebi Ammar. Ona diyor sordum da fekale. Abdurrahman dedi ki akülüha yani ben onu yiyebilir miyim? Fekale Hazreti Cabir de buyurdu ki naam yiyebilirsin. Kultu Abdurrahman diyor ki ben ona dedim ki esaydun hiye bu av mudur? Kale naam evet avdur. Kultu ben dedim ki esemiyete zalike min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den sen bunu işittin mi? Kale naam. Evet. Buyurdu ki işittim. Haddesena Yezid ibn Sinan kale haddesena Hibban ha ve haddesena ibn Ebi Davud kale haddesena Ebu Umar el-Havdiyyü kale haddesena Hassan ibn İbrahim an İbrahim el-Sayr an Atayin an Cabirin radıyallahu anhu anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme mislehu. Hazreti Cabir'den İmam-ı Tahavi ibn Ebi Davud tarikiyle rivayet ediyor. Mislehu aynı hadisi şerifi. Ve zade, lakin bu rivayette ziyade eyledi ki ve ceale fîhâ Peygamber Efendimiz zab'u'da kıldı izâ esâbehel mührimi mührim ona isabet eder de öldürürse Peygamber Efendimiz kefaret olarak kıldı. Neyi? Kepşen müsinnen yaşlı bir koçu müsin yani senes, birinci senesini doldurmuş, ikinci senesine girmiş bir koç kıldı. Ve tökelü o da böyle yenilir. Eti de helaldir buyuruyor.
Haddesena Salih ibn Abdurrahman kal, haddesena Sa'id ibn Mansur kal, haddesena Hüseymin en Mansur ibn Zadan, en Ata en Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh. Cabir ibn Abdullah'dan rivayet eyledi ki, kale buyur diye, kada fiddab'u. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi'de hükmetti yahut da kudiye hükmolundu fiddab'u sıklanda. İzâ katelehel mührimi mührim katettiği vakitte ne ile Peygamber Efendimiz hükmetti yahut da hükmolundu? Bir kepsin bir koç ile ceza kefaret olarak bir koç ceza olarak kesecek. Felemmâ kâneti dab'u vaktaki sıktan oldu diye seb'un. Halbuki o canavardır. Yırtıcı bir hayvandır. Yırtıcı canavar hayvan olduğu halde oldu. Velem yübihen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem katla. Peygamber Efendimiz onun katlini helal kılmadı. Ve ceale kıldı ala katiliha, onu öldüren üzerine de kıldı. El cezaya ceza kıldı. Kim onu avlarsa cezası bir koştur. Dellene buze delalet etti. Zalik işte bu delalet etti ki ala annel kelbel akure kelbe akur deyse huve sebe'a, yırtıcı hayvan değildir. Yırtıcı hayvana kelbe akur deyler, böyle değildir. Ve batale, batıl oldu dizalik bununla ma ul bir şey ki zehebe ileyhi Ebu Hureyre radıyallahu anh, Ebu Hureyre'nin zahip olmuş olduğu tefsir batıl oldu. Ne dedi? Kelbe akur esettir, sebe'dir, yırtıcı hayvanlardır. Bu batıl oldu. Ve kânel kelbel akur kelbe akur oldu. Huvel kelbellezi tarifü'l amme, ammenin bilmiş olduğu kelb, hastalıklı kelbe akur, ısırıcı bir köpek ki gelene gidene sarkar, yararar, işte kelbe akur bu oldu. Fe'in kâle kâilun, itiraz eden bir adam dese ki, felime lâ tübihûne katlezi, madem böyledir, kurdun. Fe'in kâle kâilun, bir adam itiraz etse dese ki, felimen için la tübihüvene mübah görmüyorsunuz. Katlezibi, kurdun katlinin için mübah görmüyorsunuz. O da yırtıcı canavardır. Bu da kelbe akur gibidir. Gelene gidene sarkar, parçalar, yer. Bunun da kelbe akur gibidir. Bunun halbuki katlini caiz görmüyorsunuz. Sebebi ne? Kıyla lehu, ona denilir ki lennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kale buyurdular ki hamsun mined devabi, hayvanlardan beş hayvan yuktelne fil hilli vel harem, hilde olsun haremde olsun onlar öldürülebilir. Fe zekerel hamse, o beşi de zikretti ki mahunne, onlar hangi hayvanlardır? Beş tanesini tayin etti. Fe zikrul hamsi, bu beşi zikretmek yedüllü delalet eder ki ala enne gayrel hamsi, bu beşin gayrisi hükmuhu, onun hükmü gayru hükmühinne, bu beşin hükmü gibi değildir. Bu beş hayvanın hükmü başka, diğerlerinin hükmü başka. Bu beş hayvan hillü haremde nerede olsa öldürün buyurdu. Fakat diğerleri bunun gibi değil. Ve illa lem yekün, eğer hükümleri bir olsaydı lem yekun olmaz dedi. Zikrihi, Peygamber Efendimiz'in zikretmesi için, el hamse beşi zikretmesi için olmazdı. Mana olmazdı. Bunların hükmü bir olsaydı bu beşin için saydı. Beşi ayırmazdı. Yırtıcı, insana zarar verici her hayvanı öldürünüz buyururdu. Halbuki bu beş hayvanı tahsis etti. Sebebi çünkü bu beş hayvanın hükmü diğer hayvanlar gibi değildir. فَالَّذ۪ينَ شُولْبِ kimseler ki اَبَاهُ قَتْلَ الز۪يب۪ي, kurdun katlini mübah gördüler. اَبَاهُ, onlar mübah gördüler. قَتْلَ جَمِيَ السِّبَا, yırtıcı hayvanların hepsinin katlini mübah gördüler. وَالَّذ۪ينَ مَنَعُوا شُولْبِ kimseler ki men ettiler. قَتْلَ الز۪يب, kurdun öldürülmesini men ettiler. حَزَّرُوا, onlar tahsir ettiler, men ettiler. Katle sair-i siba, diğer yırtıcı hayvanların da katlini men ettiler. Gayrel kelbil akur, kelbi akurdan başkası. Hasaten hususi olarak. Kelbi akuri öldürmek caizdir. Fakat diğerleri bunun gibi değildir. Fakat sebete sabit oldu. Hurucu dabu'i, sırtlanın çıkması minel katil, katilden hurucu sabit oldu. Ki onu dabu'i öldürmek caiz değildir. وَلَمْ يَكُنْ كَلْبًا اَكُورًا, o kelbe akurda değildir.
ve sebete sabit oldu ki ennel kelbel akure kelbe akur huvel kelbüllezi şul bir köpektir ki tarifül âmme bütün nas onu bilir. Kelbe akur hiç durmadan insanlara saldıran bir hayvandır ki bu kelbe akur işte milletin bildiği gibi budur. Yoksa her yırtıcı canavara kelbe akur denilmez. Böyle değildir. فَاَمَّا مَا اُلْ بِشَيْكِ رُوْيَ rivayet edildi. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen şey nerede? فِي مَا يُكْرَلُ فِي الْاِحْرَامِ وَالْحَرَمِ اِحْرَمْدَ قَتْلُونُرْ haremde قَتْلُونُرْ rivayet edilen şeye gelince فَمَا اُلْ بِرْ حَدِسْكِ حَدَّسَنَا عَيْسَ بْنِ مَرْيَمَ الْغَافِقِيُّ عَيْسَ بْنِ İbrahim الْغَافِقِ bize rivayet eyledi. Ve Ahmed ibn Abdurrahman, Ahmed ibn Abdurrahman da rivayet eyledi. Kâle her ikisi de dediler ki, haddesen Abdullah ibn Vehbi. Bize Abdullah ibn Vehbi rivayet eyledi. Kâle akhbereni Yunus, an ibn Şahbin, an Salim'in, an Ebi'in. Salim, o da babası Abdullah ibn Ömer'den rivayet eyledi. Kâle Abdullah ibn Ömer buyurdu ki, kâlet Hafsatu Hafsa buyurdular ki, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu. خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ خَمْسٌ beş مِنَ الدَّوَابِ hayvanlardan beş hayvan يَقْتُلُهُنَّ onları öldürür الْمُحْرِمِ مُحْرِمِ mührimin öldürmesi caizdir. Adam ihrama girmiş, ömre yahut hac niyet etmiş. Hiçbir hayvana dokunması caiz değil. Av hususunda yani av hayvanlarını öldüremez. Fakat beş hayvan müstesnadır. Onları öldürebilir. O beş hayvan da nedir? El-gurabu, alacakarkar. Vel-hide'u, bir rivayette vel-hide'atu, dolangeç kuşi. Vel-faretu, fare. Vel-akrebu, akrep. Vel-kelbü, akur, sürücü köpek. Bu beş hayvanın öldürülmesi caizdir. Mührim bunları öldürebilir. حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا أبو زرعة قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر buyurdular ki قالت حفصة رضي الله عنها حضرت حفصة buyurdu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة dedi ki Peygamber Efendimiz buyurdu sünne zekere mislehu eyni hadisi şerifi zikreyledi ki mührim olan bir kimse beş hayvanı öldürebilir alaca karga dolangeç kuşu, fare, akrep, sürücü kelp. Bunları öldürmek caizdir. İsterse ihramda olsun. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle, haddesena Haccâdun kâle, haddesena Ebu Avane kâle, haddesena Zeyd ibn Cübeyrin radıyallahu anh. Enne racülen seale ibn Ömer radıyallahu anhuma. Bir adam Abdullah ibn Ömer'e sordu ki, neden? Amma bir şeyden ki yaktürül mührimi, mührim öldürür. Mührimin öldürmesi caiz olan hayvanlardan sordu ki onlar hangi hayvanlardır? Fekal Abdullah ibn Ömer buyurdu ki ehberetni bana haber verdi. Ehda nisbeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin ezvacı mütehharatından birisi haber verdi ki ennehu kâne ye'muru Peygamber Efendimiz emrederdi. Sümme zekere mislehu sonra bu hadisi şerifin mislini zikreyledik yani beş hayvanın öldürülmesini emrederdi. Haddesena Muhammed ibn Amir'in kâle, haddesena Esbat ibn Muhammed, Esbat ibn Muhammed'in el-Kufi, en Ubeydillah, en Nafi'in, Ali ibn Ömer radıyallahu anhuma kâle, Abdullah ibn Ömer buyurdular ki, Süile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz soruldu. Peygamber Efendimiz'den sordular. Ma yektülül mührimi, mührim neyi katledebilir? İhrama girmiş bir adam hangi hayvanları katledebilir diye soruldu. Fezekere mislehu. Peygamber Efendimiz de bu hadisi şerifin mislini zikreyledi. El-gurabu, el-hidevu, el-faretu, el-akrebu, el-kelbül akur diye buyurdu. Haddesena Yezid ibn Sinan kâle, haddesena Abdül A'leb bin Hammad kâle, haddesena Vuheybun kâle, haddesena Eyyub. Ha! وحدثنا يزيد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب النافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أين حديث شريف إمام التحاوي يزيد تركي لدى
rivayetiyle de haddesena Rebi'ül Mezir قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Rebi'ül Mezir'in terkiyle de rivayet eyledi. حدثنا يزيد قال حدثنا شيبان قال حدثنا جرير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. أين حديث الشريف يزيد تركيل رواية الذي حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك النافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. Evet, bu rivayette Yunus terkiyle geliyor. Aynı hadisi şerifin. Diğer bir senedi. Haddesena Yezidu kâle haddesena el-Kanebiyyü kâle karâtu alâ Mâlik. An Abdillâhi bin Dînâr an İbn-i Umar radıyallahu anhüma an Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme mislehu. Burada da İmam-ı Tahavi Yezid'den rivayet ediyor. O da Kanebi, o da diyor ki İmam-ı Mâlik'ten bu terikle geliyor. Haddesena ibn-i Merzûk kâle haddesena Vehbun kâle haddesena Şöbet an Abdillâhi bin Dînâr an İbn-i Umar radıyallahu anhüma Ali Şöbet'i. Abdullah İbni Ömer'den rivayet ediyor Abdullah İbni Dinar. Ondan da Şöbe. Şöbe diyor ki, kultu, ben dedim ki enin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, İbni Ömer bunu rivayet ediyor ama Peygamber Efendimiz'den mi rivayet ediyor diye Şöbe Abdullah İbni Dinar'a soruyor. Kale, Abdullah İbni Dinar dedi ki, naam, evet, Resulullah Efendimiz'den rivayet ediyor. Ve ve mütenâkilun mislehu. Bunun mislini naklediyor. Yani Peygamber Efendimiz'den gelen hadislerin mislini mütenakildir, nakledicidir. Haddesene ibn-i Merzûk, kâle haddesene Ebu Âmir'in el-Agadiyyü, kâle haddesene Şöbetü en Katâdete en Sa'id ibn-i Nusayyed, en Âişete radıyallahu anha anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme mislehu. Peki bu Abdullah ibn-i Ömer'den rivayet olduğu gibi Hazreti Âişe'den de rivayet geldi. İbn-i Merzut terkiyle İmam-ı Tahavi bunu rivayet eyledi. Haddesena Muhammed ibn-i Huzeyme kâle haddesena Müslim ibn-i İbrahim kâle haddesena Şâbetü fezekere bi-isnâdihi mislehu. Şâbe bunu Sa'id ibn-i Müseyyep'ten, o da Hazreti Âişe'den zikrediyor. Gayr-i ennehu kâle. Yalnız bu rivayette var ki Peygamber Efendimiz buyurdu El-Gurâbül Ebgâ. El-Gurab mutlak değil. El-Gurab-ül Ebra. Alaca karga. O beş hayvanın birisi bu. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena el-Haccâs kâle haddesena Hammâdun an Hişâm ibn Urve an ebihi an Âişete radıyallahu anha anna Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Hazreti Âişe buyurdular ki Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu. Khamsu fevâsike beş fasık hayvan yuktelne fil hilli vel harem. Hilde de öldürülür, haremde de öldürülür. Nerede olursa bunları öldürmek caizdir. O beş fasık hayvan da nedir? El kelbül akur, sırıcı köpek, vel faretu fare, vel hide'u, dolangeç kuşu, vel gurabu, alaca karga, vel akrebu akreb. Bunlar hilde de öldürülür, haremde de öldürülür. Haddesena Muhammed ibn Hümeyd, kâle haddesena Ali ibn Mâbedin, kâle haddesena Musa ibn A'yen, An Yezid ibn Ebi Ziyad An Ebi Nu'min Ebi Nu'min ki Abdurrahman el-Beceli An Ebi Sa'idin el-Hudri An Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebi Nu'm Ebu Sa'idin el-Hudri'den rivayet ediyor. O da Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet ediyor ki ennehu kâle. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki yaktulul mührimu mührim öldürür, yani öldürmesi caizdir. Ney el-hayyete hayyeyi yılanı ve akrebe akrebi ve faretel füveysikete fasık olan bu fareyi öldürür. Kale Yezid, ravi Yezid ibn Ebi Ziyad dedi ki ve adde Ebu Nu'm saydı gayrı hâza, bunlardan başkasını da saydı felem ehfaz, ben hepsedemedim, unuttum, diğerlerini de saydı. Kale Yezid ibn Ebi Ziyad dedi ki, kultu, ben dedim ki, velime sümmiyetül faretü, faren için tesmiye edildi. El füveysikate, füveysike, küçük fasık, fasıkın ismi teshiri. Niçin buna Peygamber Efendimiz füveysike dedi? Kale,
İbni Ebi Nu'um dediler ki İstiqaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz uyandı zat-ı leyletin bir gece. Vakat ahazet faretun, halbuki bir fare almıştı fetileten, bir fetileyi çırakbanın içinde fetile olur, zeyt korular, o yanar. O fetili tutmuş fare götürüyor. Ne için? لِتُحْرِكَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'i üzerine yakaneyi elbeyte beyti, beyti yakacak da Peygamber Efendimiz de yanacak. Bunu tutmuş götürüyor. Tabi hayvanı o şeyi tutmuş, fitili tutmuş götürürken bir tarafında ateş var. O ateş muhakkak eşyaya başlayıp onları yakacak, ondan harika olacak. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el-fâretül füveysike buyurdu. Bunu görünce fekâme ileyha, Peygamber Efendimiz kalktı, fekateleha, o fareyi öldürdü ve helle katleha, onun katlini de helal kıldı. Likülli mührimin ev helali. Her bir mührime ve her bir helale, ister ihramda olsun ister olmasın, onun katlini helal kıldı. Fahada işte bu maul bir şeydir ki ebahen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz onu mübah kıldı dil mührime. Mührime katlehu, onun katlini, o hayvanın katlini, şey ihrami ihramında. İhramdayken mührimin katletmesi caiz olan hayvanlar bunlardır. Bunu Peygamber Efendimiz beyan etti ve ebahelil helali, helala da mübah kıldı katlehu, bu hayvanların katlini, fil harimi, haremde olsa bile. Ve adde zâlike, bunları da saydı, hamsen, beş olarak saydı. Fezâlike bu yenfî nefider en yikûne ula ney hükmü eşkâli şeyin min zâlik, bunlara benzeyen şeylerin hükmü ola, ke hükmü hâdîl hamsi, bu beş gibi ola. Bunu nefider, bu beşte beş şeyi saydı ya, buna benzer hayvanlar da, bu beş hayvana benzeyenlerin de hükmü böyledir, bu buna münafı oldu. Ne için? Kehet maziyel kamsı, bu beşin hükmü ki bu da illa ma illa bir şey değil ki ittifak aleyhi, anın üzerine ittifak oldu min zalik bunlardan ki enne nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme anahu, Peygamber Efendimiz bazı hayvanlar var ki onları da bu beş gibi kastetmiş olduysa o başka, fakat kastetmemiş de diğer yırtıcı hayvanlar vesaire bu hükme dahil olmaz. Fe'in gâle gâilun, bir adam itiraz etse dese ki fakat reynel hayyete mübahiren katluha, biz hayyeyi gördük ki onun katli mübahtır. Fî zâlike küllühü, işte bunların hepsinde, bu rivayetlerin hepsinde hayyenin, hayye zikredilmedi fakat hayyenin de katli mübahtır. Ve kezâlike cemiyul hevam, diğer hevam, yerde yürüyen zararlı hayvanlar zikredilmedi fakat onların da katli mübahtır. Fe innemâ zekeren nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz bu hevamdan zarar verici haşerattan zikretti. Min zalik bunlardan el akrebi, akrebi zikretti. Hasseten, hasseten akrebi zikretti. Halbuki akrepten başka diğer haşerat var ki onlar da zehirlidir, zararlıdır. Fecealtüm, siz kıldınız külle hevami, bütün haşerati kezalik, akrep gibi kıldınız. فَمَا تُنْكِرُونَ, niçin inkar ediyorsunuz ki en yikûne sibâ'u kezâlike izâ, yırtıcı hayvanlar da böyle ola. فَيَكُونَ ola مَا اُلْ بِي hayvan ki zükire ibâhatu katlihi minhunne, bu beşten katli mübah oranın zikri ola, ibâhatu mislihi mislinin ibâhesi ola, لَكَتْلِ جَمِيَهِنَّ hepsini öldürmek için bir emsal olalar. Madem bu beş hayvandan bazıları zikredildi yırtıcı hayvanlardan, diğer yırtıcı hayvanlar da böyle ola, bunların hepsinin öldürülmesi caiz ola. Buna mani olan şey nedir? Kıyle lehu, cevaben ona denilir ki kad evcednake, biz sana bulduk. Enin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den nassan nes bulduk. Dabu'u, dabu hakkında, sırtlan hakkında. Ve yemine sibaha, bu ki o yırtıcı hayvanlardandır. Ki enneha, nes bulduk ki o gayru dâhiletin, dâhil değildir. فِيمَا اَبَاحَ قَتْلَهُ مِنَ الْخَمْسِ, Peygamber Efendimiz beş hayvanın katlini mübah kıldı, o beş hayvanın içine dahil değildir. فَسَبَتَ بِذَٰلِكَ, bununla sabit oldu ki اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz lem yürid, murad etmedi katli sair-i siba, diğer yırtıcı hayvanların katlini murad etmedi.
bi ibahatihi mübah kılması sebebiyle katlel kelbil akur. Kelbi akurun katlini mübah kılması sebebiyle diğerlerini buna ithal etmedi. Onları murad etmedi. Ve innemâ erâde bizâlike bunu murad ettiği kelbi akuru hâsın has olarak. Has olarak onu murad etti. Minessibâ yırtıcı hayvanlardan ama diğerlerini murad etmedi. Sümme kadrayinâhu sura Resul-i Ekrem Efendimiz'i gördük ki ebâhe mâ zâlik bununla beraber mübah kıldı. Eyza yukarıda kelbi akuru mübah kıldığı gibi katlel gurâbi alaca karganın katlini vel hide'i dolan geç kuşlarının katlini bunları mübah kıldı ve humâ min zevil mihlebi minattayir kuşlardan pençe sahibi olanlardandır bunlar. Av avlarlar pençeleriyle. Ve kad ecme'u ulema yine İsmail dediler ki ennehu Resul-i Ekrem Efendimiz lem yurid bizalike bununla murad etmedi küllezî mihlebi minattayir kuşlardan her bir pençe sahibini kastetmedi. Yani gurabi ve dolangeç kuşunun öldürülmesini caiz görmekle bütün pençe sahibi olan kuşların öldürülmesini murad eylemedi. لَاَنَّهُمْ اُلَمَا قَدْ اَجْمَعُوا اِجْمَعَ اِلَدِلَرْ ki اَنَّ الْعُقَابَ tavşancıl kuşi وَالسَّكْرَ çakır kuşi وَالْبَازِيَ doğan kuşi ذُو مِخْلَبٍ pençe sahibidir. Bunların pençeleri vardır ve اَنَّهُمْ bunlar غَيْرُ مَكْتُولِينَ öldürülmezler. Fil haremi haremde, haremde bunlara dokunulmaz. Kema yükterül gurabu vel hidâ'a alaca karga dolan alaca karga hidâ öldürüldüğü gibi bunlar öldürülmez. Ve innemel ibahatü mübah olan minen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'de mübah olan şey lüketlil gurabi gurabi alaca kargayı öldürmek vel hidayeti dolan geç kuşunu öldürmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların öldürülmesini mübah kıldı. Aleyhima bu ibahe oldu. Bunların ikisi üzerine hasseten bunların ikisine has oldu. Yani bunların ikisinin öldürülmesini Peygamber Efendimiz tahsis eyledi. La ala ma sivahuma yoksa bu katil ibahesi bunlar bu ikisinin diğerlerine olmadı. Min külli zî mihlebi minattayr kuşlardan her bir pençe sahibi olanın öldürülmesine bu ibahenin şumulü yoktur. Onlar öldürülmez. Harem-i Şerif'te. Ama Harem-i Şerif'te bu gurabının hidaya dolan geç kuşu öldürülür. Ve ecme'u yeni ulema İsmail dedi ki ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz ebâhe katlel akrebi akrebin katlini mübah kıldı. Fil ihrami vel harami. İhramda da olsa, haremde de olsa akrebin öldürülmesini mübah kıldı. Ve ecme'u ulema İsmail dediler ki enne cimmi'el hevami haşeratın hepsi, müzir haşeratın hepsi müsluha bu akrep gibidir. Nerede olsa, ihramda da olsa öldürebilir. Haremde de olsa bunlar öldürülebilir. Ve enne muraden nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin muradi. İbahati katlil akreb, akrebin katlinin ibahesini bununla muradi nedir? İbahatü katli cemi'el hevam haşeratın hepsinin katlinin mübah olmasıdır. Yani akrep bir muzirdir. Bunun öldürülmesi hillü haremde caizdir. Mührim-i helalı hepsi caizdir. Öyleyse diğer muzir haşerat da böyledir. Onları da nerede olsa öldürülmesi caizdir. Fezünnâbi minessibâi yırtıcı hayvanlardan diş sahibinin olması bidil mihlebi minettayri kuşların mihleb sahibine benzemesi eşbehu minhu ondan ziyade daha şebihtir neye bil havam hevama yani diş sahibi olan canavarları pençe sahibi olan kuşlara teşbih edeceğiz. Onu teşbihden ise havama teşbih daha evla oldu. Mehakut biyyine zalik. Bunun beyanıyla beraber akrebi Resul-i Ekrem Efendimiz zikretti. Bütün diğer muzir haşerati de ona ithal eylemiş oldu, onu murad eylemiş oldu. Öyleyse bu zünnabi sen getirdin diş sahibi, yırtıcı hayvanları, pençe sahibi kuşlara teşbih edinceye kadar havama teşbihin daha güzel olur. Ve şeddehu buni teyit ve tekid eyledi. Ma revahu Cabirun radıyallahu anh Hazreti Cabir'in rivayet etmiş olduğu hadis anı Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in hadisinde fi hadisi tab'i sırtlan hadisinde, tabi'an hadisinde.
Feyin gâle gâirin, bir adam dese ki innemâ cealen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kıldı hükmü tabi'i, sırtlanın hükmünü kemâ zekerte, senin zikrettiğin gibi kıldı. Yani onun avlanması caiz değildir. Hatta avlarsa ceza lazım gelir dedin. لَاَنَّهَا تُوْكَرْ, çünkü o seyittir, hem de eti yenilir dedin. فَاَمَّا مَا كَانَ مَغُولْ, bir yırtıcı hayvan ki kâne la yûkelu, yenilmez mi de siba, yırtıcı hayvanlardan yenilmeyenler ise فَهْوَ كَلْكَلْبِ, o da kettir gibidir öyleyse. Bunu ona teşbih etmesi, kelbeakulü nasıl öldürmek caizse onları da öldürmek caiz olması lazım gelir diye itiraz ederse, قِيلَ لَهُ, o adama denilir ki قَدْ غَلِبْتَ, sen galat ettin, fi teşbih, teşbihde galat ettin. لَاَنَّا قَدْ رَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, biz Peygamber Efendimiz'i gördük. قَدْ اَبَاحَ مُبَحْ قِلْدِ قَتْلَ الْغُرَابِ وَالْحِدَاتِ وَالْفَارَةِ, alaca karganın, dolan geç kuşunun, farenin öldürülmesini mübah kıldı. وَاَكْلُ لُحُومِهَا وَلَا, halbuki bunların etinin yenilmesi mübahü mübah verince küm, sizin izninizde. Siz bunların etinin yenilmesini mübah görüyorsunuz. فَلَمْ يَكُنْ, olmadı اِبَاحَةُ اَكْلِهِنَّ, bunların etlerinin yenilmesinin mübah olması olmadı. Neden? مِمَّا يُوْجِبِ حُرْمَةَ قَتْلِهِنَّ, bunların katlinin haramını mucib olan şeylerden olmadı. Madem bunların eti yenilmesi caizdir, öyleyse bunların öldürülmesi de haramdır, bundan değildir. فَكَذَٰلِكَ الدَّبْعُ, sırtlan da böylecedir. لَيْسَ اِبَاحَةُ وَكْلِهَا, onun etinin yenilmesinin mübah olması olmadı. اَوْجَبَ, vacip kılmadı. حُرْمَةَ قَتْلِهَا, katlini haram bu kılmadı. Katli haramdır çünkü eti yedinir de ondan dolayı haramdır, böyle olmadı. وَاِمَّا مَنَعَ مِنْ قَتْلِهَا, deb'an, sırtlanın katlinden men eden şey oldu ki ennaha seydun, bu seyittir, avdur. Av olduğundan dolayı mührimin av avlaması caiz değildir. Haremde de av avlanmak caiz değildir. Ve inkânet seb'an, her ne kadar yırtıcıdır hayvan ise de. Fekullu siba, yırtıcı hayvanların hepsi kezalik böylecedir. Onları avlamak haremde caiz değildir ve mührim olan adama da caiz değildir. Çünkü hepsi bunların seyittir. İllel kelbellezi, illa şul bir kelbâku, değil ki hassehun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz onu tahsis eyledi. Neyle? Bima hassehu bihi, onu tahsis etmiş olduğu şeyle. Yani illa kelbâku daima muzir olduğundan dolayı mührim de olsa onu öldürebilir, harimde de olsa öldürülebilir. Feyin gâle gâilun, ezraz eden adam dese ki fekeyfe tekûnu sâiru sibâ, diğer yırtıcı hayvanlar nasıl olur kezalik böylece? وَهِيَ لَا تُوْكَلْ, halbuki yenilmez. Yenilmeyen bir hayvanlar nasıl böyle olur diye itiraz etse kıyla de ona denilir ki قَدْ يَكُونُ, bazen olur مِنَ السَّيْدِ, avlardan ma bir şey, hayvan olur ki لَا يَكُولُ, yenilmez. Fakat gene sayıttır. Onu avlamak caiz değildir. Eti yenilmese bile. Ve mübahun lirracülü, adama da mübahtır. Seyduhu, onu avlamak mübahtır. Ne için? لِيُتِعْمَهُ كِلَابَهُ, kelplerine yedirsin diye. Onun eti yenilmez ama o hayvanı avlar, kelbe yedirir. Yine o avdur. اِذَا كَانَ فِي الْحِلِّ, eğer hilde olsa, evet, helalin kendisi de helal olsa, hilde kendisi de mührim değilse, o yırtıcı hayvanları avlar, köpeklerine yedirir. Onun için bu av olduğundan dolayı ihrama girmişse onu avlaması mübah değildir. İhram ona mani olur. Haremde olursa yine bunlar av olduğundan, haremde de bunları avlamak caiz değildir. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. شِيَقَدْلِ الْحَيَّةِ اَيْذَا فِي الْحَرَبِ, haremde yılanı öldürme hakkında da rivayet geldi. Ne geldi? Ne rivayet edildi? مَا شُلْ بِالْحَدِسِ كِي, حدثنا بذي رواية إلدى أبو أمية قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عبد الله بن مسعود رواية إلدى قال عبد الله بن مسعود buyurdular أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz bize emri eylediler يقتل الحية yılanı öldürmekle emri eylediler ve نحن بمنا biz Mina'daydık. Biz Mina'da iken yılan var gördük. O yılanın öldürülmesini biz emreyledik.
Fakat dellezalik, işte bu delalet ettikken de sairel hevam, diğer haşerat mübahun katlu, onların katlu mübahtır. Fil ihrami vel hilli, ihramda da, haremde de akrebe kıyasen onların öldürülmesi mübahtır. Ve cemi'u ma sahihla, bizim tesih eylediğimiz bu hadislerin hepsi fi hadel bab, bu babda ne kadar hadis rivayet ettik, onları tesih eyledik, sebep bunlardan ne gibi hükümler çıktısa, işte bunların hepsi huve kavlu Ebi Hanifete ve Ebi Yusuf'e ve Muhammed'in rahimehumullahu teala, bu üç imamın kavli budur. Gayre zibi, kurttan başka. Fe innehum, bunlar Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammed rahimehumullahu teala, onlar cealuhu kıldılar, o kurdu kıldılar. Fî zâlik, bu meselede kel kelbi kelbi akur gibi kıldılar, sevaa müsabi kıldılar. Kelbi akur, kim görürse kimi görürse saldırır, kaçmaz. Kurt da böyle, bir fırsat buldu mu saldırır. Onun için bunlar kelbi akur ile kurdu müsabi kıldılar. Ama diğer yırtıcı hayvanları haremde avlamak caiz olmadığı gibi, mührim olan bir adam hilde de olsa avlayamaz. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.